bir dönem. Hmm. Tabii Neşet Usta o zaman oyun oynuyor. Tabii çekicelde çalıyor. Tabii o arada bayağı bahşiş falan oluyor. Çekiceli bahşişleri vermiyormuş Neşet'e. O da gelip babasını anlatıyormuş. Bana bahşiş vermiyor diye. Bunu Neşet Hoca bana anlatmıştı usta. Çok gülüşmüştük. Ben sormuştum Çekiceli ile nasıl bir hatıralarınız var hocam diye. Oradan böyle başladı, böyle anlatmıştı. Tabii çok gülüştük. Ondan dedi aram iyi değil, o yüzden bana bahşişleri vermediler. Çekiceli'nin lakabı nereden geliyordu? Çekiç. Lakabı saza çok sert mızrak vuruşundan, böyle çekiç gibi vurduğunda. Yani çok. Ama tabii çekiç gibi vuruyor ama vurduğu anda da yine çok ayrı bir tat ve lezzet veriyor. Şimdi o güçlü vurmakla herkes o lezzeti veremez. Çatır çutur eder. Onda apayrı bir tat var yani. Demek ki o bileğin o kadar ölçülü, o kadar güzel kullanıyor ki görünüşte balyoz gibi vuruyor, çekiç gibi vuruyor ama lezzeti bir başka. Mesela tek başına oynatıyor adam o sazla. Çok ses veriyor saza. Mesela çok insan saz çalar, saza ses veremez. İşte bu parmak ve mızrak marifetiyle saz sesini çoğaltır. Yani tonlamayı bırakmak. Bazı sazı sıkar mesela, saz kendini bırakmaz. Sesini sıktığı gibi. Boğulma yapar yani. Boğulma yapar yani. Bu insanlarda vardır böyle. Bahar gelmiş türlü çiçek açmış, baharda gül gül baharda ne güzel açılmış goncalar, güller saçılmış baharda gül gül baharda ne. Açılmış goncalar, güller saçılmış. Baharda gül gül baharda ne güzel güzel. Güller sinesini açmış yerlere, güneş vurmuş reyhan vermiş güllere, gülbül gül aşkına düşmüş dillere, baharda gül gül baharda ne güzel. Bahar'da
Şimdi bu